sanatseverlere özel bir dünya. Google Arts and Culture. Herkese merhaba. Sanatın güzelliği ve önemi her geçen yüzyıl artmaya devam ediyor. Evimize kapandığımız bu zamanlarda sanatla uğraşmayan binlerce insan sanatın o güzelliğini, o ressamlığını, o şeklini fark edip sanatı ve sanatçıyı takip eder hale geldi. Biliyorum, bugünlerde sanatla uğraşmak çok zor. Gezip, doğayla bir araya gelip, bilgilenip, öğrenmek yerine evimizde oturmak zorundayız. Umarım bugünler de geçer ve eskisi gibi doğaya çıkıp, gezip, bilgilenip, sanatın tadını doğada çıkarma fırsatımız olur. Ancak evlerimizde böyle boş oturmak yerine de sanatla ilgilenebiliriz. Nasıl mı? Bugün sizlere Google'ın tasarladığı bir program olan Google Arts and Culture'ı tanıtmak istiyorum. Ben de bir sanatsever olarak bu programı yeni keşfettim ve siz değerli sanatseverlere ilham kaynağı olsun, bilgilensin diye bu videoyu çekme kararı aldım. Google Arts, evimizde otururken dünyanın her yerindeki binlerce müzeyi gezme fırsatı ve milyonlarca eseri görme fırsatı sağlıyor. Sanatçıların ve sanatseverlerin ulaşamadığı, bulamadığı ve keşfedemediği binlerce müze, milyonlarca sanat eseri, tarihte önemli yer edinmiş kişiler, tarihi mekanlar ve güzel yerler, birçok güzel manzara resmi bile ve daha neler bizlere sunuluyor. Bizlerin belki de gerçekte göremeyeceğimiz, ulaşamayacağımız şeyleri görme fırsatı sunuyor. Haydi gelin hep birlikte bu programı birazcık daha detaylı olarak inceleyelim. Evet, şimdi birazcık daha programımızı detaylı bir şekilde incelemeye başlayabiliriz. Tarayıcımıza girdikten sonra buraya gelip Google Arts and Culture yazmamız yeterli. Burada zaten Google'ın kendine ait ürünü olduğu için hemen çıkıyor. Daha sonradan Google Arts and Culture'a tıklıyoruz. Ve birlikte keşfetmeye başlıyoruz. Şimdi şöyle bir çığlık tablosunu gördüm. Ancak hemen girmek istemiyorum. Buradan aşağıya doğru ineceğim. Tarih müzesi, spor müzesi, sanat ve bilim müzeleri mevcut. Şöyle birazcık daha aşağıya doğru inip ne var ne yok biraz onlara da bakalım. Aşağıya doğru indiğimiz zaman burada favori renginiz hangisi diye soruyor. Mesela benim mavi. Aslında siyah ama siyah yok. Burada maviyi tercih edeceğim. Ve maviye yönelik tablolar çıkarttı. Vay! İlk defa böyle bir özellik keşfettim. Böyle yakınlaşabiliyoruz. İstediğimiz kadar da daha yakına gidebiliriz. Hediyeyi andıran bir resim var. Aşağıya doğru indiğimiz zaman da bilgileri bize mevcut. Zaten burada Venedik olduğu yazıyor. Ve benzer önerilen birkaç örnek de mevcut. Geri gelelim, devam edelim. Maviyi seçtik az önce. Bir tık daha geri gelip maviden mesela sarıyı seçebiliriz. Bu sefer de birazcık daha sarıyla ilgili merak ettim, hoşuma gitti. Nasıl bir ilham alınmış, nasıl yapılmış diye kendimce sordum, girdim. Aşağıda bilgileri mevcut. Bu eseri istersem eserleri indirebilirim. Eserleri indirip telefonunuzda arka plan olarak kullanabilirsiniz. Bu gibi birçok şeyi de sağlıyor. Ve tabi bunların çoğu İngilizce. İsterseniz buradan Google'a çevir tuşuyla da, yani Google ile çevirle de Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Neil Armstrong'un Ay'a ilk adım attığı hali galiba. Ama daha açılmadı. Bekliyorum. Burada bir takım bilgiler söz konusu. Buradaki bilgileri okuyarak da bu proje hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Aşağıda ayrıntıları da mevcut. Evet. Neil Armstrong'un giydiği kıyafeti 3D boyutlu olarak görüyoruz. Şöyle. Astronotların giydiği kıyafetler 3D boyutlu olarak. Yani bu çalışma gerçekleştirmek isteyenler için çok güzel bir program. Burada bununla ilgili videolar da izleyebilme şansımız var mevcut. İstersek videoları da izleyebiliriz veya buradan okuyarak da nasıl bir neden böyle bir proje çizmiş, nasıl bir ilham almış şeklinde görebiliriz. Mesela bu Van Gogh'un 1888 yılının Ekim ayında yapmış olduğu bir esermiş. Bunu da öğrenmiş olduk. Daha detaylı olarak da görmek istersek mesela burada müzeler mevcut. Mesela ben bilim müzesine girmek istiyorum ya. Bilim müzesini merak ettim. Girdim içeriğine. Buradan şu bilim müzesini merak ettim. Nereye girdiğimi de bilmiyorum. Londra'daki Birleşik Krallık'taki bilim müzesini keşfedeceğiz hep birlikte. Burada güzel bir arka plan teması koymuşlar ve daha sonra burada bir sürü eser mevcut. Bilim müzesindeki eserler. Buradan resimlere tıklamayacağım. Buradaki hikayelere tıklayacağım. Hikayeleri hep birlikte görelim. Çok güzel bir arka planla bizi karşılıyor ve burada popüler astronomi ve hayal gücü şeklinde güzel bir yazı da mevcut. İstersek ilerleyebiliriz böyle. Diğer incelemelerimize devam edebiliriz. Burada mesela bizi bir başka proje karşılıyor. Bu şekilde devam edebiliyoruz. Mesela dünyanın gezegenlerin daha doğrusu şeklini tam olarak bize gösteren bir proje mevcut. Daha da yakından inceleme şansımız var. Böyle birçok eseri burada görebiliyoruz diyebiliriz. Mesela 10 müze görünümü diyor. Bu müze görünümlerinden bir tanesine girelim. Evet, asıl istediğim buydu. Bizi müzenin içerisinde gezme fırsatı sunuyor. Mesela şöyle gezebiliriz. Bir bilim müzesinin içerisindeyiz arkadaşlar. Şu anda bilim müzesinin içerisinde şöyle istediğimiz her yere gidebiliriz. 360 derecede çekilmiş bu güzel sistem ile rahatlıkla her yeri görebiliriz. Ancak ben rahat gezemiyorum. Niye? Beni gezdirmiyorlar şu anda. Bu müzeyi beğenmedim. Şöyle geçiş yapalım. Şu anda farklı bir müzeye geçtik. Ya da aynı müzenin içerisindeki farklı bir bölüme geçtik. Burada şu şekilde ilerlediğimiz zaman tablolara yanaşabiliyoruz ve tabloların üzerlerindeki yazıları okuyabiliyoruz şu şekilde. Tabii okuyabilirseniz, çünkü çok küçük oluyorlar genelde. Bu trene benziyor sanki. İlk başta böyle baktığın zaman insan trene benzetiyor, ancak değil. Buraya geliyoruz, böyle devam ediyoruz. İstediğimiz kadar gezebiliyoruz. Çok güzel bir şey ve yani mesela ben hayatımda hiç İngiltere'ye gitmedim, ancak İngiltere'deki bir müzeyi görme şansım oluyor şu anda. Veya istersem değiştirebilirim, İngiltere'den çıkabilirim. Farklı bir müzeye de geçiş yapabilirim. Buradan çıktım şu anda. Az önceki müzeler. Ve buradan geldim. Ünlü yerleri görmek istiyorum ben ya. Ünlü yerleri görmek istiyorum. Mesela az önce Taç Mahal vardı orada. Orayı görmek istiyorum. Mesela buraya geliyorum. Aynen bu şekilde. Taç Mahal'i görmemiz mümkün. Daha sonra da istersen bunu böyle aşağı inerek, mesela piramitler, bak piramitlere geliyorsun ve piramitlerin içerisinde sana gezme fırsatı sunuyor. Çok güzel bir ilham kaynağı diyoruz. Tekrar geri geliyoruz. Oyun yerlerini görüyoruz ya. Mesela yüklüyor bizi. Hangisi daha ilk şeklinde. Mesela birisine tıklayabiliyorsun buradan. What came first? Şu anda oyun oynuyorum. Nasıl oldu anlamadım. Nereye girdim? Bunu diyeceğim. Şu anda salladım ama doğru tutturdum. Devam et. Güzel oyunmuş. Yeni keşfettim. Hangisi önce şeklinde geldi? Hangisi önce geldi şeklinde? Tabii ki de bu diyeceğim. De yanlışmış. 2006 yılında gelmiş. Ha, canımın birisini kaybettim. 3 hakkım var. Şudur kesin yeni gelen. Tabii Zippo daha sonradan keşfedildi ya. Jackson Translation Oliver. Ya. Tabii ki de ya. Ya değilmiş ya. Püh. Devam et. Son hakkım. Van Gogh mu? Yoksa Spain'deki bir... Tabii ki de Van Gogh. Tabii yani. Tabii o kadar da değil yani. Devam ediyoruz. Bu kaleden mi bahsediyor? Tabii ki kale diyeceğim. Doğru tutturdum. Devam ediyorum. Hiçbir fikrim yok. Sallıyorum şu anda ve doğru tutturdum. Hızla devam. ...290 puan yaptım. Siz de girip oynayıp güzel puanlar kazanabilirsiniz. Puanlarınızı aşağıda yorumdan yazabilirsiniz. Ve ben şu anda oyundan çıktım mesela. Temalara bakabilirsiniz. Ben burada şimdi tarihi kişilere bak. Tarihi olaylar, tarihi kişiler. Bunlara bakıp dönem ödevlerinizi de yapabilme imkanınız mevcut. Mesela burada tarihi olaylar ve tarihi kişiler de var, yerler var, sanat akımları gibi birçok güzel seçenekler mevcut. Ben şimdi tarihi kişilere bakacağım ve beni ilk önce karşılayan Mustafa Kemal Atatürk oldu. Mesela bunun ilk önce Mustafa Kemal Atatürk'ün çıkması bizim için aslında çok gurur verici bir şey. Ancak burada daha öncesinde Joseph Stalin'i koymuşlar. O da kesinlikle yabancı bir sürüm olduğu için Google yabancı kendi öncelik verdiği kişileri de koyabilir diyebiliriz. Girip incelemeye bakalım. Burada Mustafa Kemal Atatürk hakkında çok kısa bir yazı mevcut. Ben daha öncesinde okudum. Tamamıyla anlatmıyor bile, yani çok kısa bir şekilde detay geçmiş sadece. Burada da hakkında 32 öğe bulunmakta. Mesela tıklıyorsun buraya, bir resme girdin. Resme böyle detaylı bir şekilde bakabilir ve aşağıda ayrıntılarını okuyabilirsiniz. Mesela yaklaşabilirsiniz bu şekilde. Mustafa Kemal Atatürk'le beraber eşi Latife Hanım burada bizi karşılıyor. Ancak mesela ben bunu tanımıyorum. Belki içinizden bilenler vardır. Ancak ben tanımıyorum. Bu kim? Bu gibi mesela değişik şeylerle karşılaşabilirsiniz. Zaman Gazetesi'nin sunduğu bir kapak fotoğrafıyla da karşılaşırız aynı şekilde. Tabi burada mesela alt kısma indiğimiz zaman orada bunların bilgilerini de bulmak mevcut. İniyoruz buradan. İstediğimiz bilgiyi elde edebiliyoruz. Mesela böyle birçok fotoğrafı mevcut. Evet, mesela bu Mustafa Kemal Atatürk değil, bu kimmiş diye merak ettik. İndik hemen aşağıya. Mesela bu kişinin Kazım Orbay olduğunu öğrendik. Mesela tıkladığımız zaman Kazım Orbay. Yanılmıyorsam 4. Kolordu komutanıydı Kazım Orbay. Mesela daha önce hiç kendisini görmedim. Resim olarak tabi gerçekte görme ihtimalim yok. Resim olarak görmedim ancak ilk defa gördüm. Burada siz de böyle bu şekilde girerek keşfedebilirsiniz. Buradan mesela 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı, Vietnam, Amerika İç Savaş, Kore Savaşı. Ya bana proje ödevi denk geldi. 2. Dünya Savaşı hakkında bir ödev gerçekleştirmem gerekiyor. Pat girdim. Buradan istersem resimlerin hepsini indirebiliyorum ve hepsi serbest. Resimleri indirebilirim, bilgilere bakabilirim. 8 koleksiyondan bir tanesine tıklamayacağım. Daha böyle resimlere geleceğim. Mesela şurada bir uçak var. Kaza yapmış bir uçak. Böyle arka tarafı kırık. İniyorum hemen aşağıya. Pat sana bilgisini söylüyor. Burada yazıyor hemen. Amerika'nın B-17 uçağı Japon. Burada hemen pat diye sana bilgileri yazıyor. Nerede ne zaman olduğu yazıyor. İstersen böyle Google'a çevir diyerek de Google'dan çevirtirebiliyorsun. Ondan sonra buradan okuyabilirsin. ABD'nin sahil güvenlik B-17'nin enkazı diyor. Beraber gezdik, gördük, öğrendik, bilgilendik. Bu video fazla uzamasın diye çok yeri gezemedim. Gördüğünüz gibi bir sürü müze ve sanat eseri vardı. Her birisine gezip, girip içinde gezmek mümkündü. Ancak birazdan tekrardan keşfetmek için devam edeceğim. Ancak dediğim gibi video uzamasın diye pek fazla size gösteremedim. Sizler de hemen girip bu siteyi keşfedebilirsiniz. Buradan bilgilenip ilham kaynağının olmasını sağlayabilirsin. Umarım bir gün bu baktığımız yerleri gezip görme fırsatımız olur.